Guadalupe Bakiresi tablosunun şu an bakmakta olduğumuz versiyonunda resmin merkezindeki bakire Meksiko'da bulunan orijinal tablodaki haline çok benzer bir şekilde resmedilmiş. Merkezdeki bakireye ek olarak dört tane dairenin içinde bakirenin Juan Diego'ya görünmesinin hikayesini anlatan kısımlar da var. Bu resim 1700'lü yıllarda Meksika tarzında Meksika'da yapılmış ve hemen sonrasında İspanya'ya gönderilmiş. Eser müzeye geldiğinde resimde bazı estetik ve yapısal sorunlar vardı. Boya yer yer kullanmış, orijinal tuval olması gerektiği şekilde gerdirilmediği için bazı kısımlar gevşemiş ve tuvalin kenarlara kadar ulaşmadığı yerlerde kumaşı tutturabilmek için çiviler kullanılmıştı. Estetik açıdan görülen sorunlarda yüzyıllar boyunca resmin üzerinde birikmiş olan kir ve isten bahsedebiliriz. Yıllardır yapılan bazı bakım çalışmalarında resmin temizlenmek üzere silinmesi, kirin yüzeydeki boyayı aşındırmasına ve boyanın yer yer silinmesine sebep olmuş. Her konservasyon çalışması eserin derinlemesine incelenmesiyle başlar. Resmin sahip olduğu tüm katmanlar bir bir belgelenir ve ayrıca eserin fotoğrafları çekilir. Bu eser için kızılötesi, reflektografi ve X ışını kullanarak altlarda olabilecek çizimleri ve resmin katmanlarını ortaya çıkarmaya çalıştık. Orijinal resim çok ince bir tabaka halinde boyanmış ve herhangi bir konservasyon çalışmasından geçmemiş. Konservasyon için hem orijinal malzemeleri hem de zaman içerisinde bunların nasıl değiştiğini anlamamız gerekiyor. Çalışmaya her zaman sabitlemeyle başlarız. Öncelikle kullanılan boyaları oldukları yere sabitleriz. Ancak bu işlem bittikten sonra yüzeyi temizleyerek kirin büyük bir kısmını ve rengi değişmiş olan verniği çıkarabiliriz. Orijinal tuval, pasnakların etrafına kadar yetişmediğinden ve boyayı taşımak için yeterince güçlü olmadığından, bazı yerlere destek olması için termoplastik yapıştırıcı kullanarak kumaş parçaları ekledik ki bu sayede tuval kasnaklara daha iyi bir şekilde tutunabildi. Bunun ardından hasar görmüş olan alanların resmin görselliğini bozmaması için bir tabaka vernik uyguladık. Sonrasında orijinal boyanın döküldüğü alanlara dolgu malzemesi uyguladık. Ve ardından da bu alanları dikkatlice boyadık. Resmin orijinal olarak yağlı boya ile yapıldığından hem etik hem de pratik açıdan daha doğru olacağını düşünerek daha farklı bir malzeme kullanmak istedik. Etik açıdan resmi kalıcı şekilde değiştirecek bir şey eklemek istemedik. Pratik açıdan ise konservasyonlu uyguladığımız malzemelerin geri dönüştürülebilir olması ve aynı zamanda resmin ömrünü de uzatması gerekiyordu. Konservasyon işlemi gerçekten tatminkar bir iş. Bu işlemlerin sonunda resim kirli ve hasarlı halinden tertemiz ve görsel açıdan sanatçının çalışmasını takdir edebileceğiniz bir hale dönüşüyor. Bu resim müzede sabit koşullarda yani ısı ve nem değişimlerine maruz kalmadığı, ışığın da kontrol altında tutulduğu bir ortamda muhafaza edilirse önümüzdeki 50 ila 100 yıl kadar başka bir konservasyondan geçmesi gerekmeyecektir.